geldiniz. Nasılsın? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, acıktım. Şunu merak, bu neydi? İyi bakalım ne şey yapacaksınız? Tarçın falan da var ama. Evet, kavun kabuğu. Kavun kabuğu? Evet, kavun kabuğu marmelata. Hani karpuz kabuğunu reçelini yapınca dedim ki hani kavun kabuğunu da değerlendireyim bari dedim yani. Şimdi biliyorsunuz yazın da bol bol kullanıyoruz kavun burada kabuğunu. Burada her şey var, buraya ait aynen. Her ne varsa göstermemiz evet, lazım. Evet. Afiyet olsun. Beğendiniz teşekkür ederim yemeği? Abla. Beğendim. Çok sağ olasın. Afiyet teşekkür olsun. Ederim. Eline sağlık. Hani böyle annelerimizin yaptığı, eşimizin yaptığı böyle pilav üstü kuru evde evet. Yediğimizin o sıcaklığı var ya. Evet. Onu buldum açıkçası. Güzel. Sevindim. Yani, afiyet olsun. O çizgi aynı çizgi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O yanına koyduğunuz aksesuarlar. İşte çayım da geliyor. Evet. Teşekkürler. Sen de çay aldın kendine. Aldım. Tamam. Sesi duyuyorsun değil mi? Karnım doydu. Tabii sen öyle sayınca nohutlu pilavı saydığın anda ben dur dedim ama canım onu istedi o sayarken ama tabii senin bir sürü yaptığın şeyler var burada. Evet. Ne yapıyordun başka? Neler vardı abla? Burada yoldan geçenlere yoldaşlık yapıyorsun tabiri caizse yol kenarı. Aynen. O yol kenarı sıcaklığı var ya abla. O evet, evet. Asıl beni şey yapan o yani. O doğallık, o samimiyet. onu verebiliyorsan insanlara aslında evet. Tercih sebebi oluyorsun aslında her şeyde. Ne iş yaparsan yap, öyle değil mi? Öyle yani tabii ki. Yemek öyle. Sat, işte ne bileyim, yani galericilik yap, suculuk yap, bilmem ne iş yapıyorsan aslında o doğallık, o samimiyet olması lazım yani. Evet. Başka ne yapıyordun sen? Başka ne yemeklerin vardı burada? Ben şimdi şöyle söyleyeyim, ben 9 yılda falan bu yemek işiyle uğraşıyorum. Benim daha önce başka bir işim vardı. Ne iş yapıyordun? Bir okulda kantin işletiyorum ben. Tamam, yine aynı, geçiş. Aynen. Orada zaten sürekli yemek yapıyordum. Öğrencilere işte sabahları poğaçalar, pizzalar, börekler falan. Sonra dedim hani biraz daha geliştireyim, büyüteyim işimi. Yani sadece atıyorum işte 200 kişiye değil de 2000 kişiye de yapmış olayım yani. Öyle şey yaptım. Şimdi ben burada köftem var. Hani müşterilerime sunabileceğim isterlerse. Kendi özel böyle soslarla hazırladığım tavuk şişim, hindi şiş, işte kuzu şiş, onlar var. Mesela yani, ev yemekleri evet. Yapıyorum. Daha çok ev yemekleri aynen. Ağırlıklı. Evet, evet. Mantım var mesela, kendim elimle açtığım mantım var. Mantı isteyene mantı yapıyorum. Şu önemli, sen her şeyi kendin yapıyorsun. Aynen, yani aynen. Mesela baharatın evet. Falan nasıl yapıyorsun? Baharatlar... Ya baharatlarım şöyle, baharatlarımı da özel getirtiyorum. Nereden? Kahramanmaraş'tan. Antep'ten. Bu arada Kahramanmaraşlısın sen. Eşim, evet eşim Kahramanmaraşlı, ben Kırşehir'deyim. Ne zaman gelmiştin buraya abla? Sohbetten sohbete geçiyordun. 15 yıl oldu. 15 yıl oldu. Evet. Biraz sonra şeyi konuşalım. Buraya ilk geldiğin zamanlardaki psikolojini konuşalım ama olur. Yemeği bölmeyelim şimdi. Köfte, tavuk dedin, köfte dedin. Evet. Ama şimdi mesela normalde benim yemeğim... Güvenir misin onlara? Ha. Tabii. Ya ben şöyle, benim elimin lezzetine ben çok güveniyorum. Derim karşısına. Mesela işte... Tavuk şişime çok güveniyorum çünkü şöyle yapıyorum. Evet. Köfteme çok güveniyorum çünkü şöyle yapıyorum falan dediğin bir şey var mı? Çünkü yol kenarında atıyorum insanlar işte İzmir'den evet. Antalya'ya doğru gidiyorlar. Ya dur evet. Şurada bir güzel bir şunu yapan bir yer var evet. Deyip geldiklerinde onun karşılığını veriyor musun yani? Ne o? Ne yapıyorsun mesela? Ya şimdi şöyle dediğim gibi yani evet köfteme güveniyorum. Çok rahatlıkla hani müşterimin önüne çıkarıp şey yapayım. Etim özel alıyorum zaten. Ondan sonra baharatlandırılmasını, soslandırılmasını, her şeyini kendim yapıyorum. Herkes köfte yapar. Evet. Herkes köfte ama şimdi özelliğimi söylersem de... Anladım. Ha, o zaman tamam, sırrım, pardon. Yani. O zaman gelip bakacaklar. Evet, gelip bakacaklar. Güzel bu hoş sohbet eşliğinde. Aynen. Yemeklerini yiyip karnlarını doyuracaklar. O şeydeyim ben ya, aslında o yüzden şey yapıyorum.
benim evim şuraya 15-20 dakika. Evet. Ama şimdi tabii gün içinde çalışıyorum ama uzun yolu çok seviyorum ben. O uzun yollardaki yolculuğunda insanların böyle yol kenarlarında işte durup bir çay, bir kahve, bir karnı acıktıysa bir yemek, bir gözleme, bir şey falan yemek, o sıcaklığı ben çok seviyorum yani. Evet, evet. Özellikle yol kenarında durup ben yani çok uzun yolculuk yapmayı seviyorum. Durup bir şey yemeyi, bir çay içmeyi çok seviyorum yani. Aslında hani insanlara da vermek istediğim şey o. Ben burada keyif aldığım şeyleri yapıyorum. Evet. O yüzden de sizi insanlarla buluşturmak istedim açıkçası. Mevkimizi de söyleyelim aslında. İzmir, Antalya yolu. Evet, evet. Köyceğiz'e geçtikten sonra Beybası Kavşağı var. Evet, orada girmeyip direkt devam ediyoruz. Evet. Hemen ileride sağda. Evet. Gönül Durağı. Gönül Durağı, evet. Neden Gönül Durağı ismi? Ya ne bileyim, içimden öyle geldi. Gönül Durağı burada. Aynen. Ve hani şey, İnsan böyle otursun bir... Geçen gün mesela bir müşterim, birisi girdi içeriye. Sırf adı Gönül Durağı diye girdim dedi. Bak, işte o samimiyet. Aynen. Şu çok an... böyle sıcak buldum dedi. Tamam, çok güzel. İnşallah şu an bu videoyu izledikten sonra gelecek olanlar da onu hissetsinler. Evet. İnşallah ben de o zaman diyeceğim ki hedefime ulaştım ben. O yüzden seni çektim yani Tomir abla. Evet, aynen. Şimdi o gün oturduk mesela, kahvaltıya geldiler. 4,5 saat oturdular. Al işte. 4,5 saat oturdular. Çok memnun Sen kaldılar. Sen işini yapabiliyor musun o zaman? Yani ben ara ara tabii ki hani gittim oturdum. Ben çok istediler hani hep beraber oturalım sohbet ederek. Antalya'da bir tane dondurmacı var. Millete böyle müziği açıyor. Evet. Dans ettirerek dondurma satıyor. Evet. İnsanlar da yazmışlar altlarına. Ya sen ne zaman çalışıyorsun? Hep böyle oynayarak mı millete dondurma veriyorsun? Evet, Kahramanmaraş dondurması bu arada. Evet. Siz de Kahramanmaraş'sınız zaten. Evet. Maraş usulü dondurma. Aklıma o geldi şimdi. Evet. Tabii güzel ya. Ülkemizi böyle doğal güzelliklerin, böyle doğal, böyle hoş yol sohbetleri falan. Hani böyle gittiğinizde şey olur ya, bir işte memnun kalırsınız. Hoşuna bir gönül... Bir şey oluşur. Bir şey oluşur, evet. Bir gönül bağı oluşur. Bir şey olur. Hani gönül durağı oradan aslında. Onu yakalamak istiyorsun. Aynen, aynen. Peki tam burada şunu soracağım. Mesela bizim buraların... işte motora müsaade ettik, geçti. Narımız meşhur. Evet. Narinciye, işte portakal, limon, mandalina falan bunlar hep meşhur. Evet. Ya dur, bu bölgeden geçiyorum, dur burada ben bir güzel bir nar suyu içeyim ya. Veya işte bir portakal suyu içeyim ya dediklerinde burası onu karşılar mı? Karşılıyor. Güzel bir şekilde nar sularını da içebilirler. İçebilirler. Arkasından şunu da sorayım. Ben bir de şimdi müşteri gözüyle bakıyorum yani. Evet, evet. İzmir'den adam Antalya'ya gidiyor. Ama hafif de bir aciliyeti var. Evet. Hemen aparatif böyle yiyecekleri neler var mesela? Yine burası onu karşılıyor mu? Ya karşılıyor, şöyle bir şey. Ben mesela her gün sabah geldiğimde ben iki çeşit çorbamı... bu arada çorbalarım da çok güzeldir. Farklı çorbalar yaparım. Çok... Onu diyorum yani, farklı olabilir. Evet, farklı şimdi... çorbalar yaparım çok. Çorban yani... neyi farklı olur ya? çorbam olur. İlla ki yemeğim mutlaka... Yani biz şimdi... Doğu Anadolu kültüründen de geldiğimiz için etli yemeklerimiz olur mutlaka. Aslında, pilavımız. Evet. İstediği zaman ben onu çıkamam. Ama derse ki ben gözleme yemek istiyorum. 10 dakika durur. 10 dakika sonra zaten, istediği gibi gözlemesi aynen, de gelir. Gözlemenin doğal bekleme süresi var zaten. Pişecek yani 10 dakika. Şimdi ben mesela atıyorum patlıcanlı gözleme de yaparım. Patatesli gözleme de yaparım. Otlu gözleme de. Hani zaten buranın meşhurdur otlu gözlemesi. Otlu peynirli. Evet, evet. Evet. Aynen. Her gözlemesi. Yer ot. Her yer yeşil. Aynen. Yoğurtlama derler. Kızartması vardır. Üzerine aynen. Böyle şey... Odun ateşinde kızartırsınız. Sizinle yoğurt bir de. Evet, yoğurt dökersiniz. Üstüne buranın böyle bir kuru biberi vardır. Onu böyle kızartıp kırmızı. Koyarsınız. Evet, evet. İlk buraya geldiğinizde tabii 15 yıl olmuş. Evet, 15 yıl yani, az da değil de. O ilk geldiği zamanları tabii unutmuş olabilirsin. Hafif hatırladığın kadarıyla buraya geldiğinde yaşadığın sıkıntı, zorluk, böyle bir hissiyat. Çok çok zor geçti gerçekten de. Bir de biz Köyceğiz'i internetten bakarak, seçerek geldik yani. Aa çok güzelmiş, gölün kenarı dedik. Beyobası'na döndük. Hani Köyceğiz 10 kilometre yazıyor. Beyobası'na döndük. Nereye gidiyoruz dedim ben. İşte bizim köye gidiyoruz dediler. Ama o zaman Beyobası da... Böyle değil. Evet, böyle değildi. İşte yolları falan hani şeydi. Her yer ormanlıktı. Hani mesela bir evden bir eve geçmek için ağaçların, ormanın arasından gidip gelmen gerekiyordu. Ben girdim meydana gittik. Biz meydanda hiçbir şey yok. Ben ağlamaya başladım. Ben dedim böyle bir yerde yaşayamam.
Eşim diyor ki biraz bekle, hani şey yapalım, başka bir yerden ev tutarız. İşte bizi getiren arkadaş diyor ki tamam beğenmezsen köyceğiz de ev tutarız falan diyor. Ama ben yani ağlıyorum çok. Kamyoncu diyor ki eşyalarımı indirme. O da benim indirmem lazım, gitmem lazım diyor. Epeyce bir şey yaptık ama ben 3 ay ağladım. İçeriden hiç çıkmadım evin içinden. Çocuklarım vardı, ikisi de küçüktü. Zor zamanlar değil mi yani? Zordu, zordu. Bayağı biz alışmalar bayağı evet, geçti. Ama şimdi de deyin ki gidin Köyceğiz'de yaşayın, gidin Ortacı'da yaşayın, yaşayamam. Hadi buyur işte. Beyovası benim köyüm gibi. Bir de herkesle de böyle hani böyle bir oturup bir çay içmişliğim, kahve içmişliğim var. O çok güzel, o çok güzel. O sohbetleri ben bayılıyorum. Aynen, aynen. Benim de öyledir. Çok arkadaşım, dostum, evet sevdiğim insanlar da var. Yani artık beni buradan işte İstanbul'a git yaşa deseniz gidemem yani. Şimdi de kendi yaşadığın o sevdiğin köyün önünde tabiri caizse. Şurası Beyoğlu'su zaten. Aynen, aynen. Tam karşısında güzel bir gönül durağı. Aynen. Ben açıkçası buraya hep böyle bir şey felsefem var. Yani bulunduğum yere katkı sağlamak. O yüzden de biliyorsunuz hiçbir menfaat çıkar ilişkisi olmadan hani çekim yapıyoruz aynen. Şu anda. Bir anda açtım kamerayı. O yüzden hem bölgeye katkı sağlamak olsun, hem de böyle güzel, kalbi güzel insanları ve doğallığı yansıtmak benim amacım. Evet. Şimdi sen gidiyorsun ta Kahramanmaraş'tan baharatını falan alıyorsun. Hani tabii. Güzel kaliteli bir şey çıkartayım ortaya. Aynen, aynen. Benim de şeyim doğru oldu yani. Evet. İşte aslında daha da bunun gelişmiş tarafını, geri bildirimini şöyle de göreceğiz. İnsanlar şimdi bu videoları izledikten sonra gelip bakacaklar, görecekler. Hı hı. Seni ziyaret edecekler işte. Ondan sonra bu güzelliği yaşayacaklar, yemeklerini yiyecekler. İşte o zaman ben geri bildirimleri alacağım. O zaman Songül abla görüşürüz. Tabii canım. Ama ben eminim. Emin olduğum için de çekimini yapıyorum. Bu ekranlara doğallık dışı hiçbir şey yansıtmaya çalışmıyorum açıkçası. Yansıtmamaya çalışıyorum diyeyim. Evet. Turşularını da kendin yapıyorsun. Hepsini kendim yapıyorum, evet. Reçelleri falan gördüm az önce orada. Evet. Yani marketle ilişkiyi olabildiğince artık kapatmak lazım. Aynen. Demek ya bu ülkede gıda güvenliği diye bir şey var yani. Aynen. Yani zaten kaçıyor insanlar ve aradıkları şeyler hepimizin. Ben de buraya geldiğimde huyum suyum değişti açıkçası. Hani marketle ilişkimi %30'lara düşürdüm. Düşürdünüz tabii ki. Ben o de çok, öyle. Çok önemli bir şey. Ben de öyle. Tabii ki tam olarak şey yapamıyorsunuz yani. Her şeyi yetiştiremiyorsunuz. Aynen. Ama şimdi mesela ben masama koyduğum balı kendim yemediğim şeyi getirip bu masaya koymak gibi hani bir şey yok. Ben Beyoğlu'nda ya da işte çevremde balı en iyi kim yapıyor? Ondan alıyorum. Bulup? Evet, buluyorum. Gerekirse ve ondan alıyorum. Aynen. İkinci de bulamadın, üçüncü de bulamadın ama dördüncüyü arıyorsun. Dördüncüyü aynen. De buldun. Aynen. Bulacağız yani. Evet. Bulmamız lazım. Evet. Evet. Tereyağı mesela. Evet. Ben yumurta kıza şey yapıyorum. İşte ben marketten aldığım yumurtayla burada tereyağında yumurta yapsam hiçbir anlamı yok. Bir özelliği olması lazım. Bir özelliği tam oradayım işte. Aynen. İnan şimdi ama, benim mesela oradayım. Çok meşhurdur tereyağı yatağında yumurta. Hadi buyur derler. Işte. Ben evet. Sürekli buraya mı geleceğim abla bir şey yemeye? Köfte, tereyağı bilmem ne. Valla inşallah beklerim gelin. Yani o tereyağının o lezzetini bulmak. Bir de işte köy yumurtası kullanacaksın ki işte adı köy kahvaltısı evet. Olsun. Bizden dolayı da ya YouTube videonuzu izledim, çok sevdim, geldim diyenleri de burada ben tabii de sizden ki. Ufak bir ricam var. Evet. Üzmeyiz zaten de, üzmezsiniz de. Yok. Onlara hafif böyle bir farklı ayrıcalık, bizi izleyenlere de bir şeyimiz olsun. Ya, hani ayrıcalık derken herkese aynı şekilde davranırsan mutlaka da. Evet. Videoyu izleyip de geldim diyenler de ne bileyim böyle bir, yani. Ne yapacağım bilmiyorum yaparız. Da. Yaparız bir şeyler. Bir şey yap yani abla. Yani. Ayrı i̇nşallah, bir şey yap yani. İnşallah yaparsın. Onlar bizi izleyenler, bize kıymet veren insanlar, güzel insanlar. Ben de onlara olabildiğince güzel kaliteli görüntüler sergilemeye çalışıyorum. Aynı zamanda buranın esnafına da, ben de esnafım, evet. Fayda sağlamaya çalışıyorum açıkçası. Derdimiz o. Burada durduğuna da pişman da olmaz. Evet. Niye? Evet, aynen. Hafif şu ileride köyden köy yumurtasını da alır. Aynen. Narının limonunu da alır. Alır. Çarşamba günleri mesela buranın pazarı. Ama evet. Onun dışında da geldiğinde bunlara ulaşabilir. Aynen. Müşteri geldi bu arada. Evet. Müşteriden biraz izin isteriz. Biz de videomuzu bitiririz. Tamam. Yani ben mesela salçamıken burada salçada kendim böyle doğal ürünleri satıyorum da yöreselimde. Salçayı kendim yapıyorum, onu satıyorum. İşte baharatlarım haline dediğim gibi getirdiğim baharatlarım onları
Çok güzel. Satıyorum. Atıyorum kuru üzüm, incir, işte hepsi böyle hani buradan gelen geçen insanlar da faydalansın istiyorum, evet, yani o tarz çok şeyler. Güzel. Ben olabildiğince vermek istediğimizi insanlara vermiş olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkürler ağırladığın ben için. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Pilav üstü nohutun yanında bir video oldu şu anda. Videomuzu bitirelim o zaman. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz biz de bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için. Sizlere faydalı olabileceğine inandığım bir video çekmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.